İbrahim, öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de zahmet ettiniz. Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biraz da aslında kendimi tanıtayım. Vedat Babaoğlu ben. Hemen hemen 24 senedir Yalova'dayım. 4 dönem Yalova Siirtler Dernek Başkanlığı'nı yaptım. Halen de devam ediyor başkanlığı. Ondan sonra işte 8 ay falan oldu. Resmi olarak Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu'nu ekip arkadaşlarımla beraber kurduk. Tabii kolay bir süreç değildi yani 8 ay ama hemen hemen 3,5 yıl gibi bir çalışmamız vardı bu federasyonu oluşturmadan önce. Ben dernek başkan arkadaşlarımın hepsine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu sıralar derneklerle ilgili bazı yazışmaları bizler de görüyoruz. Ama şöyle, Yalova küçük, herkes herkesi iyi bilir. Ben 4 dönemdir Siirtler Dernek Başkanlığı'nı yaptığım dönem içerisinde de bugüne kadar hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadığımızı birçok Yalovalı kardeşlerimiz bilir. Federasyonda da aynı şekilde bu süreç içerisinde dik durduk. Gereği neyse dernek başkan arkadaşlarımla gereğini yaptık. Ama takdir edersiniz ki federasyonumuzun içinden mesela bir iki başkan adayımız çıktı. Yani meclis üyeleri. Elbette ki biz de onlara elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Bunun kadar da doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ama hiçbir siyasi partinin de dün de bugün de yarın da arka bahçesi olmadık. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Onun haricinde Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu şu anda 15 il derneğiyle beraber hareket ediyoruz. Federasyonun içinde katılım sağlamak isteyen şu an 5-6 derneğimiz daha var. Bununla ilgili dernek başkanı arkadaşlarımızla gerekli kararı alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bununla ilgili yeni derneklerle ilgili açıklamamızı yaparız. Ama şunu özellikle de belirtmek istiyorum. Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu gerçekten kısa dönem içerisinde çok güzel işlere imza attı. Ve tüm hemşehrilerimizin hem ben hem dernek başkanı arkadaşlarım tüm hemşehrilerimizin tüm Yalova'nın emrindeyiz. Her zaman da bütün kapımızda, gönlümüzde açık. Bunu özellikle de her seferinde vurguluyorum. Şimdi özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanında Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu olarak şöyle bir şeyimiz var. Şimdi hayırlı olsunlara çıkacağız hayırlısıyla. Yeni belediye başkanlarımıza. Hepsine buradan da hayırlı olsun dileklerimi sunmak istiyorum öncesinde. Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu olarak ilk başta kadınlar kolu ve gençlik kollarımızı kuracağız. Şu an onunla ilgili çalışmamız var. Ama daha önemli bir şey var. Bu çok önemli. Bütün ilçe ve beldelerde Yalova Anadolu Derneklerinin temsilciliklerini kuracağız. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Tabi bu süreç böyle kısa bir süreç olmayacak. Yani 2-2,5 senemizi alacak. Ama inanın Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu parmakla gösterilen bir federasyon olacak. Şu anda da öyle olduğu inancındayım. Amacımız birlik, beraberlik. Kültürlerimizi, örflerimizi, adetlerimizi burada yaşamak. Yalovalı kardeşlerimizle beraber olmak. Yani her türlü konuda Yalova'ya değer katmak ve Yalova için elimizden ne gelirse her türlü konuda hazır olduğumuzu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Yalova'yı çok seviyoruz. Şöyle bir şey düşündük. Federasyon olarak, özellikle dernek başkanları olarak başta bütün illeri birer gün kalacağımız şekilde ziyaret etme projemiz var. Yani kendi aramızda zaten bunu görüştük. Oradaki ana amaç kendi illerimizde dernek başkanlarımızı tanıtmak. Ondan sonra da tabii gördükten sonra da daha farklı geziler olabilir yani hep beraber. Daha şenliklerle ilgili de şunu söyleyeyim. Derneceğe yayla şenliği ile ilgili görüşmelerimiz var. İnşallah kısmet olursa Kültür Turizm Müdürümüzle beraber görüşüp Derneceğe yayla şenliklerini yapmak istiyoruz. Hatta geleneksel hale getirmek istiyoruz. Evet, ilk defa çıkıyoruz bunu. Aynen öyle oldu. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. İlginizi, alakanız için Allah razı olsun. Sağ olun. Herkese saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.